Burada yaratılan rantın sahibi sizsiniz. O rantın sahibi siz olduğunuza göre başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere o rantı size teslim edeceğiz. Bir genel başkan bu talimatı verir de bir belediye başkanı bunun tamamen zıttında dediğim dedik diyerek bu kararı alıyorsa bunu düşünmek zorunda herkes. Genel başkan da düşünmek zorunda, genel merkez de. CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatını yerine getirmedi. Kentsel dönüşüme giren Atakent emlak konutlarındaki emsal artış talepleri bir kez daha CHP'li Karşıyaka Belediyesi tarafından reddedildi. Oysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mart'ta sorunun halkın yararına çözülmesi için hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hem de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a talimat vermişti. Buradaki rantın hakkı size ait, size teslim edilmesi lazım. Görüşümüz o. Aradan 2 ay geçti ve Kılıçdaroğlu'nun sözü Karşıyaka'da dinlenmedi. Karşıyaka Belediye Meclisi CHP'lilerin oyuyla yurttaşların emsal artışı taleplerini reddetti. Masaya sandığı koyup referandum yapacaksın. Bu kadar iddialıysan ve güçlü olduğunu iddia ediyorsan bu mahallede çıkarsın. Getirirsin masaya, referandumunu yaparsın. Güçlü müsün, güçsüz müsün? Zaten bunu yapmadığın için güçsüzsün, bunu biliyorsun. Yaşananlar karşısında büyük üzüntü içinde olan Emlak Konutları Platformu Başkanı Nevzat Özkılıç, belediyenin kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Dava burada bitmez. Davamıza aylardır hazırlanıyoruz. 20 gün içinde mahkemeye başvuracağız. Emlak Bankası konutlarında yaşayan yurttaşların çoğunu emekliler oluşturuyor. Kentsel dönüşüme girecek olan daireleri için ortalama 400 bin lira vermeleri gerekiyor. Ancak yurttaşlar bu bedeli ödeyemeyiz dedi. Hepimiz 60 yaşın civarı ve üstüyüz. Bu yaştan sonra da bu parayı çocuklarımızdan şuradan buradan alacak değiliz. Hani bizi daha fazla böyle şu yaşta zor duruma sokmasınlar. Öyle bir para vermek imkanımız yok. Bu yaştan sonra... Bu insanların ölümünü engellemeyeceksiniz. Neden olacaksınız? Kul hakkı, insanlık hakkı. Müteahhidin, rant sahibinin hakkın değil, sizin hakkınızı korumak. Dolayısıyla aramızda bizim çözemeyeceğimiz bir şey yok. Aynı kafadan bakıyoruz. Evet.